Geçenlerde günün sözü şeydi senin. Pis pis güç yok, güçtür pislik, dedin. Pislik güç güçtür. Güç güçtür. Evet. Hala Asya'daki Türklerde fazla sakal vesaire yoktu. O kadar çok fazla değil. Dediğiniz doğru yani. Evet, şu Anadolu'ya gelişi konuşalım isterseniz. Yani Müslümanlığı atladık. Müslümanlık. Şimdi yapalım bunu. Yoksa biraz onu aradan sonra. Arada yapalım, oradan sonra girelim. Efendim? Evet. Ama şu Anadolu'ya gelişi bir konuşalım. Ama Müslümanlıktan sonra olan bir şey. Yani sıraya öyle mi? Peki. Yani önce Müslümanlığa girelim. Özellikle o size gösterdiğim kitapta Arapların 750 yılında gelip Ting hanedanı var Çinlilerle. Ve tam tarihi size söyleyeyim. 751'de çok büyük bir savaş oluyor. Fergana. Evet, Fergana. Talas savaşı. Ve orada Çin'in batıya gitmesi bugüne kadar kesilmiş oluyor. Önü kesiliyor. Yani çünkü Batı Türkistan işgalleri engelleniyor. Evet. Yani daha önce batıya doğru gitme tamamen kesiliyor. Evet. O tarihte Araplarla ve Çinlerle olan savaştan sonra yavaş yavaş özellikle de Nakşibendi deniliyor. Çünkü doğuya doğru gelen misyonerler ya da Müslümanlar, özellikle Sufilerde ya Vahabi ya da Nakşibendi ağırlıklı. Dolayısıyla din Nakşibendi ağırlıklı oluyor. Ve bu şeyde 847'de ve 1037'de Uygurlar Müslümanlığa geçiş yapıyorlar. Dolayısıyla 751'de başlayıp 847, ondan sonra da devamı geliyor. Ve işin enteresan tarafı, ilk Kur'an-ı Kerim çevirisi Farsça yapıldığı söyleniyor. Bazıları diyor ki aynı zamanda Uygur diline de çevrildi ama bu kanıtlanmış değil. İlk Farsça ağırlıklı Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Ondan sonra yavaş yavaş kendi lokal... Oralarda satır arası tercümeler de vardır. Satır arası şudur efendim. Kur'an'da normal sureyi, ayeti Arapça yazar. Arasında cümle olarak değil de ilk dönemlerde kelime olarak Türkçesini, Farsçasını, Uygursa Uygur Türkçesindeki karşılığını verirler. Daha sonra o düz yazı haline gelir kelimeler. Fakat o dönemde eski mesela Uygur yazısıyla da satır arası Kur'an'lar olduğunu okumuştum ben. Görmedim. Yani Farsça, Türkçe tabii çok gördüm o şekilde Kur'an ama Uygur yazısıyla olduğunu okumuştum. Efendim izin verirseniz kısa bir ara verelim. Erhan uyuma. Daha iki olmadı saat. Tabii biz efendim orada icra-i sanat ederken böyle peynirli pideleri götürdüler onun için. Hiç hamur dokunmamışlardı. İftiranın bu kadar. Bu sefer efendim, ben de evet. Erhan tarafını tutuyorum. Kısa bir reklam arasından sonra efendim tekrar beraber olacağız. Türkler nasıl Müslüman oldular ve Anadolu'ya biz nasıl geldik bu konuları konuşacağız. Efendim tarihin arka odası devam ediyor. Evet. Evet dediğim Pelin Hanım güzel bir kitap gösterdiler. The Heritage of the Central Asia. Richard Fryer'ın kitabı. Bu güzel bir kitaptı. Şöyle göstereyim. Bunun Türkçeleri niye çıkmaz? Yani özellikle bizim ülkemizde çok ilgi duyması gerekiyor. Yani Amerikalılardan evet. Bizim çok daha fazla... Yok bizde o konuda çalışmalar vardı. Çok güzel çalışmalar yapıldı. Ama o nesil öldü. Bitti. Yani Reşit Rahmetiler, hatta Köprüler falan o dönem. Yok Orta Asya'yla iyi çalışmalar var. Mesela bak bu Ahmet Taşal'ın Göktürkleri bu 3 cilttir. Çin kaynaklarına dayanarak yazılmış kitaptır mesela bu o açıdan çok iyidir. Çok güzel. Yani göster kitabı tanıt. Yani Göktürkler mesela Ahmet Taşal tarafından. Erhan'cığım şöyle bir ekranı objektife tut. Yani mesela Göktürk tarihiyle ilgili 3 cilttir bu. Bu birinci cildi ilk Göktürk devletini. Yani mesela fazla sayısı kalmadı ama eski Türkleri mesela özellikle Ahmet Taşal
Orta Asya'daki Türk devletleri üzerine iyi bir uzmandır. Yani Çin kaynaklarını da iyi kullandığı için. Zaten mesela onu aydınlatmıştır. Mesela demin söylediğim Ali Ahmet Beyoğlu'nun Avrupa Hunları. Mesela bu Atilla ile ilgili iyi bir kitaptır. Tarih kurumundan çıkmış kaynakları kullanan iyi bir doktora tezidir. Yani fakat bugün kameralar kitapları göstermiyorlar veya gecikiyor. Bir daha tuttu o kitabı çünkü yani, soruyorlar sonra seyirciler. Evet, Atilla ile ilgili tarih kurumu. Zaten bunlar tarih kurumundan çıkmış kitaplardır. Evet. Avrupa Hun İmparatorluğu. Evet. İşte zamanında rahmetli İbrahim Kafesoğlu. Onlar da bir o nesil başkaydı. Rahmetli Bahattin Ögel. Fakat şey acıdır mesela. Bahattin Ögel vefat ettiği gün televizyon haberine çok kısa geçmişti. Mesela o gün bir besteci aynı gün vefat etmişti. Kimdi? Onu Fecri Ebicioğlu. Besteci miydi? Söz yazarı mıydı? Fecri, şarkı sözü yazardı. Söyle. Aynı gündü. Mesela Bahattin Ögel'den hiç bahsedilmedi. Doğru dürüst bir TRT verdi. Diğer TRT'de Fecri Ebicioğlu çok uzun süre verildi mesela. Ama normaldir Türkiye'de. Evet. O hale geldi. Alim oldu mu şey olmuyor. Evet. Ve efendim Sayın Mehmet Yoldaş, Abdülhamit'in çantasını soruyorlar. Selanik'te, Selanik'e gönderirken Abdülhamit, hı hı, yanındaki çantayı birileri alırlar, mücevher çantasını. Kimin alır abi? İpucu verdiniz ama söylemediniz. İpucu vermedim. Bir türlü çıkaramadım, lütfen şimdi söyler misiniz? Dayanacak gücüm kalmadı efendim. Maalesef söyleyemem. Çünkü söyleyeceğim bir şey olsaydı yazardım. Evet. Maalesef söyleyemem. O konuda söyleyeceğim o kadardır. Çağrı yok Çağrı Bey. Sizin de 4953. mesajınızı aldık. Hep aynı mesaj. Bu kadar söyleyeyim. Yani yüzlerce mesaj gönderince cevap verme ihtimali yükselmez, tam tersine azalıyor bu program. Evet. Türkler nasıl Müslüman oldular? Yani şimdi sizin daha önce bir teziniz vardı. Sopayla Müslüman oldular. Tezim değil efendim. Yani kılıçla ve sopayla iddia da değil. İddia. Bana göre yanlış bir iddia. Hı. Yani o şimdi bu tezi savunanlar var. Yani Türklerin Araplar tarafından zorla Müslüman edildiği yönünde. Buradaki en önemli hata şu. Genelde Türkler çok kısa sürede Müslüman olmuş gibi. Hayır efendim, çok uzun sürede olmuşlar. Yani diyorsun. Mesela yani tabii buna biraz da mistik taraf katılıyor. İşte İslamiyet'te tanışır tanışmaz hemen dinin doğruluğunu kabul edip Müslüman oldular gibi ama. Canım benim söylediğim odur. Öyle bir şey yok dedim, hı-hı, ben. Yani çok uzundur. Yani 4-5 asır sürmüştür Türklerin Müslüman olması. Tabii hatta şunu da söyleyelim bir dakika. Anadolu'nun Müslümanlaşmasının tamamlanışı ne zamandır? Cumhuriyet'tedir Anadolu. Evet. Mübadelik hazretmiyorum. Yani. Türk unsurlar Müslüman değil. Ta, o ilk gelenler içerisinde, hı, vesaire ama çok azdır o. Mesela Kafkaslar daha sonra Müslümanlaşmıştır. Yani onlar da mesela daha da azdır. Evet. Yani burada tabii şu var. Araplar Emeviler döneminde Emeviler döneminde Asya'ya ulaşıyorlar ve o dönemde Göktürk Devleti özellikle dağılmış, yerine Türk İş Devleti kurulmuş, Onok Devleti. Onlarla mücadeleye giriliyor ve tabii ilginç bir şey, hem Orta Asya'daki Türklerin bir kısmını asker olarak ülkelerine getiriyorlar, hizmete sunuyorlar orduda, bir kısmıyla da mücadeleye devam ediyor. Fakat başlangıçta çok sert ilişkiler var. Özellikle Türk İş Hakanı Suluk Ağan bunlarla çok yoğun mücadele ediyor, sert mücadeleler. Araplarla. Evet. Yani ve niçin? Ülkesini işgal ediliyor. Yani işgal olarak görüyor. Yani çünkü o dönemde Emeviler sonra Abbasiler hepsi sırayla geliyorlar, istila ediyorlar. Tabii. Sonuçta adamlar ve şeydir mesela o kadar korkarmış ki Emeviler Buhara'da camiye kılıçla girerlermiş. Yani çünkü can güvenlikleri yok. Yani o bölgeye tam hakim olmuş durumda değiller. İbadethaneye kılıçla girilmez. Ama korkudan ibadethaneye kılıçla giriyorlar. Tabii Kuteybe'nin 700'lü yıllarda Asya valisi olan Emevilerin Kuteybe'nin Türklerle ilişkileri çok sert geçiyor. Çok Türk kanı dökülüyor. Fakat Erhan'cığım işte hep benim söylediğimi, hı-hı, söylüyorsun. Kuteybe bin Müslim, Maverav-ı Nehir'de kısaca bugün Asya Türklerinin yaşadığı yerlerde çok kan dökmüş. Çok kan dökmüş.
Hayır, kan dökme değil. Benim şeyim şu. Ben başka bir şey söylemedim. O dönemde Müslüman olmuyor ama Türkler. Bir kısmı efendim, giriyor. Çok az bir kısmı. Sonradan oluşlarının sebebi nedir? Abbasiler döneminde evet. Yönetimle ilişkilerden dolayı oluyor. Mesela burada da şey odur. Mesela bu rahmetli... İkiniz aynı şeyi söylüyorsunuz. Yok hayır. Şey, aynı şeyi söylemiyorsunuz. Şimdi mesele şu. Araplarla bizim ilişkilerimiz başlangıçta çok sert. Mücadeleye evet. dayanıyor. Ve İslamiyet'i Türkler görür görmez hemen kabul etmiyorlar. Tam burada aynı ama, noktadasınız. Emevilerin kan döktüğü, Türkleri katlettiği dönemlerde kitleler halinde İslamiyet'e giriş yok. Türkler daha sonra burada dönüm noktası Talas'tır. 751 Temmuz'undaki o 5 gün süren Çinlilerle. Çünkü Çin Batı Türkistan'ı işgal etmek istiyor. Araplarla karşılaşıyor. Çin ordusunda da Karluk Türkleri var. Karahanları, Kur'an Türkler bunlar. Karluk kar yığını demektir kelime manası. Onlar savaşta saf değiştiriyorlar. Çin ordusuna arkadan saldırınca Çin savaşı kaybediyor ve Araplarla Türkler arasındaki ilişkiler o dönemde iyileşmeye başlıyor. Ve aynı zamanda da Abbasi Devleti kurulunca biliyorsunuz Emeviler Arap olmayan hiç kimseyi yönetime yaklaştırmıyorlar. İkinci sınıf muamele ediyorlar. Fakat Abbasiler döneminde Türkler Araplarla daha iyi ilişkiler kuruyorlar ve o bölge özellikle Samani Devleti'nin kurulmasıyla da birlikte çevreye çok büyük tesirler oluyor ve zamanla mesela Karahanlılarla birlikte kitle halinde bir Müslümanlık oluyor. Yani başlangıçtaki o sert dönemde Müslümanlaşma olmamıştı. Daha sonraki dönemlerde özellikle Satuk Buğrahan zamanında efsanede, menakıbnamesinde de anlatılır. İşte orada, o çünkü Türk tarih açısından önemlidir. Yani İdil bölgesindeki Bulgarlar da Müslüman olmuştur ama Asya'nın Müslümanlaşmasında Karahanların rolü çok derece önemlidir. Ve bu birkaç asır daha sürecektir. Yani 11-12. yüzyıla kadar Türklerin Müslümanlaşması, İslamlaşması sürecektir. Ve tabii burada şeyin de çok önemli bir rolü var. Demin Pelin Hanım'ın söylediği Sufilerin çok önemli rolü var. Dervişlerin, tasavvuf erbabının Asya'nın çeşitli yerlerine giderek. Daha sonraki dönemlerdedir. Ama mesela Talkan olayları vardı biliyor musun? Hayır, bilmiyorum. Ciddi bir katliam yapılmıştır. Hayır, katliam yapılmaz demiyoruz. Efendim o zaman nedir mesela? Hayır. Ciddi bir katliam yapılmıştır. Türklerle savaşıyor herhalde. Türk işler ülkesini işgal ettirmek istemiyor. Araplar işgal etmek istiyorlar. Hı. Ama bu Müslümanlaşmayı sağlamıyor. Şimdi bazı tezler şöyle, bilmiyorum sizin fikriniz o mu? Araplar geldi, kılıçla Türkleri Müslümanlaştı. Öyle değil. Kılıç Arapların elindeyken Türkleri Müslümanlığı kabul etmiyorlar çoğunlukla. Bir kısmı kabul ediyor o bölgelerde. Daha sonra Abbasiler dönemindedir. Yani Abbasi halifeliği döneminde Türklerin kitleler halinde Müslüman olduğunu görüyoruz ki orada da tabii mesele şu. Hükümdar Müslüman olduğu zaman halkın önemli bir kısmı Müslüman oluyor. Karahanlarda olduğu gibi. Hükümdarın da o dönemde birçok hükümdarın Müslüman olma sebebi yani politik, siyasi de hatta evet. Malidir. Ya bu Satuk Buğra Satuk Buğrahan. 960'ta Müslümanlığı seçince büyük bir kitle tabii, Müslümanlığa tabii, tabii. geçti deniliyor. Dolayısıyla bir lider kendi bölgesini korumak için ve daha çok istila edilmesin diye. Ama 960 diye. Geç bir tarihtir. Yani ileri bir tarihtir. Talas Savaşı sonrasında. Evet. 200 sene var arada çünkü. Talas Savaşı sonrasında Kuteybe'nin Müslüm olsun. Yani birçok. Kuteybe daha önce. Emevi ve Abbasi döneminde. Emevi ve Abbasi valileri özellikle Horasan'da çok kan dökmüşlerdir. Düşüyorlar. Buhara. Özellikle Buhara'da yani o Talkan katliamı o dönemde yazılanı ve Arapların yazdığı bu diyor ki şehre girerken diyor kafir Kürtlerin kafir Türklerin ta nereden itibaren diyor cesetlerini diyor ya kaza geçirmişler ya çalmak ya ağaçlara asmışlar o ve kafirler diye geçer Türkler orada kafir Türklerin diyor cesetlerini seyrederek gittikleri bir iflal anlatılır. Yani tamam daha sonra Müslüman olduk ama o dönemden itibaren Emevi ve Abbasi dönemi, Emevilerin son Abbasilerin ilk dönemden itibaren Müslümanlaşmaya başlamıştır. Fakat son senelerde bir moda çıktı. Yani niye söylemiyoruz Allah aşkına? Biz Horasan'da, Maverai Nehir'de Arap ordularına karşı çok fena yenildik. Yenildik de. Evet, şimdi bir dakika yani. Müsaade et. İşgal edildi ve çok yüksek vergiler ödedik biz. Vergi hatta işgal edilmek istemeyen bazı devletler çok ağır şartlarla anlaşmalar yapmışlardı Araplara karşı. Çünkü
Artık Araplar da Emevi veya Abbasi hanedana halini almıştı o dönemde. Bu bir benim kanaatim din savaşı olmaktan ziyade hanedanın, yani Arap devletinin gelişme muharebesidir, savaşlardır bunlar. Ve biz bu savaşların hepsine yenildik. Ha, tek tük kazandığımız küçük muharebeler oldu. Ama yenildik ve Arap orduları Mavera-ı Nehir'den itibaren o nehirleri geçerek Horasan'dan, Seyhun Ceyhun'dan sonra Orta Asya'ya kadar girdiler. Buhara'da neler oldu? Ve biz işte orada binlerce kişi, on binlerce Türk öldürüldü. Bütün kaynaklarda kafir Türk diye geçtik. Ağaçlara asıldılar, kazıklara oturtuldular, şunlar oldu, bunlar oldu. Bunları gördükten sonra aman bizi ne güzel öldürdünüz de bizi yendiniz, hadi biz Müslüman olalım diye olmadık. Yani Müslüman olmamızın en büyük sebeplerinden biri güçtür, gördüğümüz güçtür, kılıçtır. Ama son zamanlarda bir moda başladı Türkiye'de. Bu eskiden rahatça söylenirdi. Biz, hatta şöyle deniyordu. Biz İslamiyet önce kafirdik derlerdi. Çünkü öyle görüyorlar. Ya da şaman. Şaman ya, onu kastediyorlar tabii. Sonra İslam'ın nuruyla müşerref olduk, yenildik. Bize İslam'ı öğrettiler derlerdi. Şimdi bu şey kalktı. Efendim, biz kendi isteğimizle yavaş yavaş ağır ağır Müslüman olduk. Hayır efendim, bütün savaşlarda yenildik o dönem tarihlerine baksın. Devlet yok zaten o dönemde. Yani şimdi Göktürkler dağılmış. Yani Türk ancak, iş devleti kurulmuş. Devlet olup devlet olmaması ve önemli değil ki. Hayır, maksat orada Araplar karşısında duramamamız, binlerce kişinin öldürülmesidir. Karahanlar çok sonra. Hayır, Satık Buğrahan Müslüman olmasa. Karahanlarda 200 sene var. Hayır, Satık Buğrahan Müslüman olmasa. 210 sene. Karahanları Arapları zorla. Yani Araplar Karahanları zorla Müslüman yapamaz ki. Senin dediğin. Hayır, mesele şu. Kavlofça Anlaşması'yla Lozan'ı mukayese etmeye benziyor arada. Hayır. Ama ne kadar zaman var? Asıl Türklerin Müslümanlaşması 10. yüzyıldan sonradır. Yani çünkü şartlar gittikçe ağırlaşıyor. Yani hayır, 200 şartlar, yıl sonra. Ha benim dediğim şu. Şartların efendim, Türkler, ağır olduğu dönemde Türkler, biz Müslümanlaşmıyoruz. Yani sopanın tepemizde olduğu dönemde Türkler bu yoğun olarak Müslümana girmiyor. Kızlar, genç kızlar, delikanlılar köle pazarlarına satılmıştır. Tamam. Bu tarihlerde vardır bu. Satılıyor. Esir olarak alıyor. Esir alıyorlar. Haraç ve cizye ödemişizdir. Hı hı. Çok ağır anlaşmalar yapılmıştır. Yani o yıllık vergi, altın vergi öyle yüksek ki. İpekliler, şunlar, bunlar, o kaynaklarda var o anlaşma şartları. Ama bu yeni modaya uyma. Yeni modaya uymuyorum. Bak benim dediğim şey şu. Arapların aslı kestik dönemde Türklerin İslamlaşması son derece azdır. Arapların kılıcı elden düştükten sonra o Asya'da Türk devletleri, Gazneliler, Karahanlar gibi devletler kurulduktan sonra Türklerde kitleler halinde İslamlaşma başlıyor. Yani Talas'tan itibaren başlayan süreç bunu getiriyor. Yani ama o süreç 200 sene çok fazla. Daha sonra da sürüyor. Hemen olmuyor ki. Yani Satık Burhan 1960'ta Müslüman olduktan sonra Türklerin çoğu Müslüman olmuyor. Önemli bir kısmı Müslüman oluyor. Daha sonra sürüyor. Mesela Divan Lugat Türk'te Kaşgalı Mahmut diyor ki kafir Uygurlar diyor. Çünkü Uygurlar daha Müslüman olmamış. Hatta Divan Lugat Türk'te sayar. Şunlar kafir, şunlar Müslüman diye. Çünkü o bölgeleri gezmiş hep Kaşgalı Mahmut. Yani bir zaman alıyor. Yani burada yanlış olan şudur. Türkler bir anda Müslüman oldu tezi yanlıştır. Yanlış bir tezdir. Tamam bir anda Müslüman olmadılar ama. Yani İran gibi olmamıştır Türkler. Yani İran mağlupken İslamiyet'i kabul etmiştir. Yani İran'ı çünkü silip süpürüyorlar. İran bir anda mağlup olmuştur. Bir anda mağlup olmuştur. Bizim mağlup olmamız tamamen Abbasi ordularının, artık Emevi yok. Hı hı. Abbasi ordularının tamamen o bölgeye hakim olmaları 150 sene falan sürmüştür. Yavaş yavaş sopa yedikçe olur mesela. Ve çok geniş. Bunu söylemek de ayıp değildir. Hayır, Karahanlar zamanında tarih sopa mı yiyoruz? Yani ben onu soruyorum sana. Çok basit bir soru. Karahancığım zaten bitmiş. Karahanlar zamanında zaten Abbasiler de kalmamış dönemde. Hatta dağılmış artık. Şimdi efendim öyle bir şey ki Karahanlar zamanında Satık Burhan var. Hı hı. Abdülkerim oluyor sonra. Satık Burhan var. Fakat halkta zaten çok Müslüman var. O Satık Burhan'ın şamanist veya başka bir dinden olması zaten tuhaf. Halk zaten tebanın çoğu Müslüman olmuş. Ama nasıl olmuş? Kılıçlı olmuştur. O kadar yoğunlukla değil. Tamam sen yeni moda. Hayır yeni moda değil. Kaynaklar anlatıyor. Bir anda 200 bin kişi Müslüman oldu diyor. Yani 300 bin çadır Müslüman oldu diyor. Çadır olarak anlatıyorlar zaten. Bu bir süreç ve dediğim gibi
Bütün mesele Emevilerin Türkleri ezdiği dönemde aşırı bir İslamlaşma yok. Emevilerden sonra Abbasiler döneminde, ki Abbasiler döneminde de o Kuteybe'nin yaptığı zulümler yok. Yani tam şeydir. Yani o Erhan Kuteybe öyle bir zulüm yapmıştı ki. 715'te bitiyor zaten Valyon'un. 7 asır yeter o zulüm. Yani şey değil. Onun hatırası. Yani o asırlar bu arada zulümdür o. Ve onun da bir tane daha vardı, sadece Kuteybe değil. Onun yerine gelen vardı. Var, birkaç tane valiler var arka arkada. Felaket bu adam. Asrı kanlı. O şekilde gidiyor. Bu da yani, ama o konuda anlaşamayız. Ama bin küsür sene önce olmuş olayları. Hayır, biz İslam'ın nuruyla müşerref olduk, onun için doğru yolu seçtik diye söylemek de biraz bana tuhaf geliyor. Ha, Müslüman olduktan sonra İslam'ın en güçlü millet olmuştu. Adı o ayrı bir meseledir. Evet. Cihadı, fetihi, şusu, busu, hilafeti elle kılıç biz koyduk. İslam'ı biz yükselttik sonradan. Ama İslam'a girişimizde hiçbir şekilde efendim çok güzel din, hadi girelim diye yaptık. Hiç kimse öyle bir dine girer. Çeşitli şeyden etkilenir. Ne olur? Ve tüccar kervanların ekonomik içerisindeki din adamları var. Mesela Asya'ya gidip gelirken Araplar mesela ta Endonezya'ya kadar o yolla yayıyorlar. Afrika'nın işlerine yayıyorlar. Mesela her yere zaten din kılıçla yayılmaz. Yani mesela Balkanlarda da aynısı olmuş. Bizim Müslümanlaştırdığımız Arnavutlar veya Boşnaklar kılıç zoruyla Müslüman olmamışlardır. Yani o bölgelerde izlenen değişik siyasetler sonucunda olmuşlardır. Tabii İslamiyet efendim, verginin etkisi vardır. İdari sistemin etkisi vardır. Çok etkisi vardır. Var. Efendim. Ve şey var, rahmetli Hakkı Dursun Yıldız hocamızın ismini analım. Yani benim bulunduğum fakültenin kurucusu, bir ara rektörlüğümüzü de yapan hocamız. İslamiyet ve Türkler üzerine önemli bir kitabı vardır. Şimdi affedersin, şimdi Uğur Bey diyor ki, Türkleri aşağılamayı bırakın. Kardeşim, aşağılamakla ne alakası var ya? Bizim savaşa yenildiğimizi söylemek aşağılamak mı? Yenildik. Sonra da güce tabi olduk, Müslüman olduk. Gerisini de söylüyorum. İslamiyet'e Müslümanlığın en güçlü devleti olduk ve sancaklandığını biz yaptık. Ama oluşumuzun gerçeği de budur. Bu Türkleri aşağılamak veya reytingle falan ne alakası var? Ay. Her zamanki takımlar. Evet. Yani o ya, takım Müslüman olduk gibi böyle işte Türkler şöyle oldu, böyle oldu. Kaynaktan her zamanki gibi konuşmamız lazım. Kaynaklar kaç yüzyıl aldığını söylüyor. Bunun kolay bir süreç olmadığını söylüyor. Evet. Kaç tane katliam yaşandığını söylüyor. Ve tabii ki bir imparator ya da bir lider din değiştirince, ekonomik nedenlerden olsun, zorunluluktan olsun, kılıç zoruyla evet olsun. Sonuçta bir lider din değiştirince onun etrafındaki kavmi ya da müritleri ya da inananları tabii ki toplu halde din değiştiriyorlar. Evet. Ve bu sadece Müslümanlıkta değil, Hristiyanlıkta da böyle. Yani Musevilikte de böyle. Yani hiçbir zaman din kolay değiştirilen bir şey değil ki. Dededen, onun dedesinden... kalma bir şeyler var. Siz ölüm ritüellerini, doğum ritüellerini, evlilik, yemek falan bunları değiştiremezsiniz ki. Bunların içinde tabii ki adamlar din değiştiriyorlar. Ama özellikle Orta Asya mistisizmine ya da işte dinlerine bakarsanız oradaki Müslümanlıkta da çok fazla şamanistik etkiler var. Yani pat diye böyle Müslüman olanlar da Müslüman olmuyor ki. Peki mesela şeyin Taberi'nin Türkçesi var mı piyasada şu anda? Tarihi Taberi. Tamamı yok galiba. Bir kısmı çevrildi. Bu Marif klasiklerinden çıkmıştı. Bir kısmı çevrildi ama tamamı değil herhalde, yanlış hatırlamıyorsam. Taberi'nin yani bir kısmı çevrildi. Bizim şimdi sevgili seyirciler, Taberi önemli bir kaynakta değil mi? Taberi ciddi bir klasik tarihtir. Sadece onu göstermek istiyorum kaynak olarak. Taberi'yi okursanız, o Horasan olaylarını anlattığı bölümleri, Türklerin nasıl Müslüman olduğunu, daha doğrusu Türkler üzerine yapılan akınları, savaşları Arapların çok güzel anlatır. Ya şunu kastediyorum, şunun için söylüyorum bunu. İşte Kuteybe şu kadar Türk başa getirdiğine şu kadar para vereceğim. Şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın, bütün talimatlar orada vardır. Hatta kimdi o sırada halife? Halife ile yazışmalarının örnekleri de vardır orada.
ve bütün o kanlı olaylar orada anlatılmıştır. Her onu anlatılıyor. Tabiri de vardır. Ama işte şey var mesela 960 İbnül Esir de anlatıyor. İbnül Esir ama şeyi de anlatıyor İbnül Esir. Mesela diyor ki 960 yılında 200 bin çadır birden Müslüman oldu diyor. Bir çadırda 5 kişi olsa yani bir çadır bir hane 1 milyon Türk bir anda Müslüman oluyor. Ki yani bu dediğim gibi Türklerin bu dönemde kendi hakimiyetlerini kurduğu dönem. Arapların artık Mavera'yı Nehir bölgesinde etkilerinin azaldığı, devletlerin dağıldığı bir dönemde, Karahanlı döneminde daha yaygın oluyor. Ve ki o dönemde sadece şey Müslümanlık değil, mesela Hazar Kağanlığı Yahudi. Yahudiliği. Cumhuriyet çıkamıyorlar da onun için. Arapça çıkabilseydi orası da şimdi. Ama orada üç din olduğu söyleniyor. Hristiyanlık da var. O da tam var. Şey değil. Hazar, tam bilmiyor ama bilim fazla bilgi olan bir şey değil. Hatta 13. kabile yani. Diyorlar değil mi? O yüzden. O Adolf Köster'in 13. kabile deniliyor. Kitabı güzel, çok güzel bir kitaptır ama ve o hep soruluyor, o şekilde soru geliyor. Sevgili seyirciler, o Hazarların Müslüman oluşu değil mi Erhan? Hala yani Yahudi olmaları hala tam olarak açıklığa çıkartılmamıştır. Hatta işin ilginci şu, Büyük Selçuk Devleti'ni kuran, yani Anadolu'ya gelen Türklerin ilk ataları olan Büyük Selçuklar, Oğuzlar da Hazar Kağanlığı'na bağlı. Ve muhtemelen onlar da başlangıçta Yahudi. Çünkü isimlere baktığınız zaman hep şey var. Gittik. Alparslan Yahudi mi oldu şimdi? Hayır, Alparslan da kaları. Alparslan değil. Mesela isimlere baktığınızda Musa Yakup. Mesela Davut. Yani İsrail. Evet. Yani böyle Yahudi kültüründe kullanılan isimler var. Selçukların ilk neslinde. Yani Alparslan'dan itibaren bunlar tamamen değişiyor. Ve onlar da muhtemelen Hazar Kağanlığı zamanında. Çünkü o bölgede Oğuz Yakup Devleti var. Oradan neşet ediyorlar. Ama işte dediğimiz gibi bilgi çok az. Yani bir etkilenme var. Bir yerinde bir şeyler oraya, o bölgede Yahudilik yayılmış. Ki Yahudilik şey değildir değil mi? Yani misyonerlikle yayılan bir din değildir. Çünkü anneden mi geçmesi lazım? Bir ırk dinidir. Irk dini, anneden geçiyor. Anneden geçiyor. Evet. Ama Hazar Kağanlığı benimsemiş yani o dönemde. Kim yaydıysa. Köster'de çok güzeldi o hikayeler. Köster'de çok güzel anlatılıyor. Ama Köster tabii ki Yahudiliği ön plana çıkarıyor. Evet. Evet. Paviç, daha önce konuşmuştuk. Evet. Paviç'te Hristiyanlık da var, Müslümanlık da var diyor. Hatta işin ilginç tarafı şu, Hitler'in öldürdüğü Yahudileri gerçek Yahudi olmayıp bu Hazar Kağanlığı'nın torunları olduğunu iddia ediyorlar. Özellikle Polonya'daki katledilen Yahudilerin aslen Türk asıllı olduğu vesaire iddia edenler de oluyor. Evet, şimdi biz Anadolu'ya nasıl geldik? Biz o konuda sen hiçbir şekilde anlaşamayız. Hatta İlber'le de anlaşamıyoruz. Niçin? Çünkü siz, özellikle sen, bu yeni modayla anlatıyorsun. Biz yeni modayla anlamıyoruz. Biz gönül rızasıyla onu da teşerrüf ettik. Yok, hayır. Ben öyle bak, hala anlamıyorsun. Dedim ki, biz... Erhan, sen anlamıyorsun. Karahanlıların... Hükümdarın Müslümanlığı kabul etmesi, halkının tebasının kabul etmesinden sonradır. Tebasında zaten... Olur, İbn-i Leser 200 bin çadıra Müslüman oldu diyor. Bir tek o yazıyor. Hayır. Bir kaç Arap kaynaklarına da bakarız. Kaç çadır vardı? Bartolt'un Türkistan'da bak, orada da anlatılıyor. Mesele şu. Kaç çadır vardı? Karahanlı devlet. Abi yani Sovyet tarihçilerin de nasıl bir taraftan yazdığını da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Nesine? Bartolt. Bartolt büyük tarihçidir. Ya yani çok büyük tarihçi ama yani orada yani. Bir ideoloji olmuş. İsimsiz bir mail var. Mesela diyorlar ki hangi güç bir Türk'e kendi dinini kabul ettirebilir? Öyle olsa son yüzyıllarda Hristiyan olmamız gerekiyor. Efendim hiç kimse bize Hristiyan olmamız için baskı yapmadı ki. Teziniz çok yanlış, evrim tezine benziyor. Kimse bir Türk'e zorla bir şey yaptıramaz. Türk milletini yanlış tanıyorsunuz, gerisini okumuyorum. Galiba bir hanımefendiden gelmiş. Hanımefendi, yani demin dediğimiz İbn-i Esir'i Taberi'yi okursanız bizim nasıl Müslüman olduğumuzu efendim orada görürsünüz. Hayır, bunun utanılacak bir şey olmadı. Bir de ayıp bir şey değil yani... bu. 1200 sene önce olmuş. Evet. Olmuş. Sonra, daha sonra seçtiğimiz bir dinin gücü haline gelmişiz. Yani İslamiyet'e. Bunun nesi ayıp? Ayıp bir şeydi ki bu. Ama bunu Erhan'a da anlatamıyorum. Hayır diyor, şey yaptık diyor. Hayır, ben senin tezine karşı çıkıyorum. Yani benim biz gittik Araplara değil. Vesaire. Ben diyorum ki Arapların kılıcını konuda... iki taraflı kestiği dönemde aşırı bir Müslümanlaşma yok. Arapların elinden kılıç düştükten sonra aşırı bir Müslümanlaşma oluyor. Fakat burada tabii ne olmuş oluyor? Asya'ya Arap değil. Asya'da Arap kültürü yerleşmiş artık o dönemde. Sufiler faaliyete geçmişler vesaire.
Ve o bölgede o kültür hakim hale gelmiş. İslamiyet hakim bir din haline gelmiş. Bu etkiliyor. Ama Kuteybe'nin Buhara'da insanları öldürdüğü zaman da insanlar ben öldürmesin diye Müslüman olmuyorlar. Olanlar vardır. Yani mecbur oluyorlar. Hayır, o dönemde kaç kişi Müslüman olmuş? Kaynaklarda öyle yüzlerce kişinin Müslüman olduğundan anlatılmıyor. Yani Türklerin asıl Müslümanlaşması, yani Talas'tan sonra başlar ama yine yavaştır. 10. yüzyıldan sonradır. Yani 900'lü yıllardan sonradır. Yoğun olarak İslamiyet'e giriş. 900'lü yıllardan... Neyse, 20 dakikada bunu konuşuyoruz. Evet. Yanlış biliyorsun. Sen yanlış biliyorsun. Daha doğrusu... Evet, çözülmeyecek. Efendim, bu arada bir Mahmut Hastaoğlu seyircimiz... Bu kitaptan kopya alacağınızı söylediniz, yanlış anlamadıysam. Yanlış anlamadınız efendim. Sizce bu doğru davranış mıdır? Bu kitap piyasada olsun efendim, gidip alayım. Fotokopi kitabı ben sevmem ama yok. Ve bu kitabı da bilmiyordum. Bir an önce okumak istiyordum. Ne zamanın baskısıymış bu? 2004. Dolayısıyla efendim yarın kopya alacağım. kitap okumaya seven herkes kopyayı alır. Vallahi sana bir şey söyleyeyim mi? Benim kitaplarım korsan baskısı satılıyorsa ben hiç o şeyi düşünmem. İnsanlar İkincisi, okusunlar. İkincisi, şunu açık söyleyeyim sevgili seyirciler. Madem fırsat oldu, ayıp olacak belki söylemesi ama benim yazdığım birçok kitap bestseller oldu. Liste başı oldu, yani en çok satanlar oldu. Hiç ben öyle astronomik paralar kazanmadım kitaptan. Ve şunu da açık söyleyeyim. Ben uzun, zor yazıyorum. Yani uzun sürüyor benim yazmam. Araştırması, şu sorusu. Emek sarf ediliyor. Evet. Belge topluyorsunuz, dolaşıyorsunuz, ediyorsunuz. Hiçbir kitaptan da ben yaptığım masrafı çıkartamamışım. Bunu söylemek belki ayıp. Ama Türkiye'de zaten az okunuyor. Evet. Şimdi yayıncı falan çok kızacaklar ama. Yani korsanı yapılabilir mi benim kitaptan? Korsanı yapılabilir. Ben kızmıyorum. Çünkü kitap çıkıyor 40 milyon yayın evinde, piyasada satılıyor 5 milyon. Tamam, telif hakkı yok, hırsız, sırtımdan para kazanıyor, ahlaksızlıklar şudur budur ama okutuyoruz. Sizin bir kitabınızın İngilizce çevirisini yapıp satıyorlardı değil mi? Sonra toplatıldı. Evet, Farsçası çıkmış İran'da. Farsçası da mı çıkmış? Kitap bende yok. Bir de toplantı yapmışlar, kitap için beni davet ediyorlar utanmadan. Belagiyi basmışlar, ilmi bir kitaptır o. Size daha beter bir şey anlatayım. Dün Nicole Pope'la konuşuyorduk. O eşi, eski eşiyle birlikte... Nicole Pope ayrıldı mı onlar? Ayrılmışlar. Hugh Pope'un hanımıydı. Evet. Reuters'deydi, sonra... Wall Street'tin mi? Evet. Bir yön bir mesele oldu. Nicole de galiba Le Monde veya bir Fransız. Şimdi Today zamanda yazıyormuş. Neyse, bunlar 10 sene önce Turkey Unveiled diye. Evet, bir kitap vardı. Bir kitapları varmış. Peçesi kalkan Türkiye, evet. Şimdi hiç haberleri yok. Bir yayın evi bu Türkiye'ye çevirmiş. Çıplak Türkiye diye. Unveiled'ı mı? Evet, Unveiled'ı çıplak diye basmışlar. Ay, daha telif hakkı mı bilmem, izin almadan bastık, kitabınız promosyonunu yapmayacak mısınız diye. Bir de böyle bir yüzsüzlük. Şimdi bunlar tabii ki Türkçe'ye çok üzülmüşler. Türkçe'ye çevirip o kadar para verip dayak mı istiyorsunuz, daha ne istiyorsunuz filan diyenler de var bazı yabancılara. Ya, bazı yabancılarda da öyle olmuş. Sen benim kitabımı niye tercüme ediyorsun diye yabancılar. Tercüme ettik, o kadar para baskı verdik, daha ne istiyorsunuz diyor. Kitabınız Türkçe'ye çevirildi. Ya, ama düşünebiliyor musunuz? Yani başlık zaten korkunç. Bir de... İçi nasıldır Allah bilir. Ha, içinde o kadar çok hata varmış ki. Ve ondan sonra birkaç baskı yapmış o korkunç çok güzel çeviri. Ya. Ama Çıplak Türkiye ismini gören alır. Evet. Yani, evet, olduğunu... Çok stratejik bir şey olmuş başlık. Yani şeyin... Unveiling the unveil ne demek? Perde kaldırmak. Nereden ya da... Nereden geliyor? Hı? Nereden geliyor? Veil şey demek, hani türban peçe. Ya da peçe. Nereden gelir? Peçenin kalkması? Herhalde Müslümanlıktan. Hayır. Yani, değil mi? Eski Mısır'dandır. Ha, öyle mi? Isis heykeli var. Isis. Tanrı Isis. Isis'in yüzünde bir peçe vardır. Fakat altında hiçbir fani bu peçeyi kaldıramaz yazar. Sonra teozofinin kurucusu Madame Blavatsky. Eleonora Petrovna Blavatsky. Ruh çağırmasıyla ünlü olan. Evet. Teozofiyi çok enteresan bir hanımdır o. Efendim bir kitap yazıyor. Isis Unveiled. Peçesi kaldırılmış Isis. Yani o peçeyi ben kaldırdım, gerçekleri ortaya çıkardım. Koydum ya, oradan gelir o. Isis'in peçesidir. Ha, o isim oradan. Yani o kavram. İsim değil de kavram. Onları şimdi bu... Pardon. Epey tabii var korsan destekçisi falan filan diyorlar.
Ya ben Korsan kitap yapmıyorum. Benim kitaplarım Korsan'da satılıyor. Hayır, benim kitabım Korsan'da satılabilir diyor. Yani satılabilir yazarken. Çok zaten olur. Yapılıyor. Yani. Evet. Evet. Yani, tabii şey bu kitaplar, o Korsan kitaplar Türkiye'de mi basılıyor, Türkiye dışında mı basılıyor? Bu da basıyorlar, bu da basıyorlar. Yani o... Dediğim gibi hırsızlıkla hiç farkı yoktur. Evet. Belki biraz Robin Hood'culuk gibi oluyor ama ucuz kitap okuyorlar. Evet. Söyleyeyim mi? Türkiye'de kitap gittikçe pahalılaştı. Eskiden bu kadar pahalı değildi. Pahalı oldu kitaplar. Ama bir de şunu söyleyeyim. Ha, şimdi bunu söyleyince tabii şey diyecekler. Senin kitap, pahalı kitabın var diyecekler. Maalesef fiyatı ben koymuyorum. Maliyettir. Evet. Ya bu arada şunu da söylemek lazım. Şimdi milletimiz hep şikayet ediyor. Kitap çok pahalı. Evet, kitap çok pahalı ama kütüphane kullanma alışkanlığı da yok. Evet. Yani benim aldığım, buraya getirdiğim çoğu kitap kütüphaneden alınmadır. Ve kütüphanelerde de çok güzel kitaplar var. Evet. Ve bunları bedavaya alıyorsunuz sonuçta. Bu yarın fotokopi yapacağım kitap. Ya sonuç itibariyle ben mesela geçenlerde bir üniversiteye konuşmaya gitmiştim. Öğrencilerden bir tanesi elini kaldırdı. Dedi ki biz kitap okuyamıyoruz. Kütüphaneye gidiyor musunuz dedim. Üniversitenin kütüphanesine bir kere bile gitmemiş. Yani her zaman şikayet etmek çok kolay. Ve tabii ki ama ben de isterim kitaplar daha ucuz olsun. Ama alternatifleri de var. Yani o Google Books denilen şeyde bile mesela çok eski tarihler de basılmış kitaplar. Geçen hafta ben bütün hafta Coleridge'in bibliografya şeyini okudum. Literaria. Sonuçta yani düşünün ki 1700'lerde basılmış bir kitap olduğu için birebir internette basılmış hali duruyor. Ve siz sayfa çevirir tabii gibi kitabı okuyabiliyorsunuz. Ama ben kitabı böyle elime almak istiyorum. Ben de aynı şekilde tercih ederim. Olur. Ama yoksa da bakabilirsiniz. Fotokopi yaparsanız kitap kokusu olmaz. Ben kitabı niye koklayayım ya? Öyle derler ya, kitabın kokusunu hissetmem lazım. Hiç öyle hastalıklarım yok. Yok budur. Hiç. Ama şeydi mesela, biz ilkokulda öğrenciyken kütüphane kullanma alışkanlığını ilkokulda veriyorlardı. Mesela her şehrin bir çocuk kütüphanesi olurdu. Oradan kitap aldırırlardı. Sonra ortaokulda halk kütüphanesine giderdiniz. Ve o çok etkiliydi mesela bizim öğrencilik hayatımızda, o alışkanlığı biz o dönemde kaptık. Fakat şu anda kütüphane kullanma alışkanlığı koptu galiba öğrencilerden, öyle. Yani çevremde görmüyorum kütüphaneden. Okuma alışkanlığı koptu değil. Kütüphaneler, hayır, okuyor insanlar. Ders çalışma gibi mekanı oluyor. Evet. Çocuğun evde aile kalabalık, ayrı çalışma odası yok, imtihanı var, sessiz bir mekana ihtiyacı var. Yapamıyor, kütüphaneye çalışmaya gidiyor. Ama şunu söylemek lazım, günümüzde geçmişten daha çok kitap okunuyor. Ben şuradan biliyorum. Yani en son 1-2 sene önce verilen Türkiye'de basılmış kitap sayısı 29 bin değişik kitaptı. Yani 29 bin. Aa, şu da var. Mesela Almanya'ya falan çok yakın olduğumuz söyleniyor. Yani i̇şte şey, Almanya, kitap çeşidi Almanya 72 bin. 72 bin. Türkiye 29 bindi. 2 yıl önce galiba. 3500'dü mesela bu 80'li yıllarda Türkiye'de basılan kitap. Tiraj açısından değil. Nasıl deriz onu, adet mi diyelim? Çeşit açısından zengin. Türkiye son yıllarda çok zenginleşti. Bunun da aslında şu sebebi şu. Yani açılan birçok üniversite buna katkısı oldu. Yani yalnız Erhan, kaliteli kitap çok az. Açık söylemek gerekirse. Muhteviyat, içerik bakımından kaliteli kitap sayısı hala çok az. Ama siz mesela kitap eklerinde görüyorsunuzdur değişik ülkelerde çok satanlar listesini. Mesela Amerikan listesine bakın. 10 kitap genellikle koyuluyor biliyorsunuz orada. 10 kitaptan 8'i pulp fiction denilen ucuz böyle romanlar. Yani böyle hani macera, bilmem ne, şeytanlar, şunlar bunlar falan filan. Fransa'da mesela Harry Potter diyelim bir kitap çıkıyor. Rowling'in kitabı. Dünyada 6 ay boyunca her ülkede bestseller oluyor. Tamam, o da olsun ama hani 10 kitabın 3 tanesi o tür kitap olunca ama her yerde böyle bir şey var. Kitlelerin okuyacağı kitaplar öyledir ama. Yani genel insanlara hitap edin. Yalnız bakın şey var. Mesela son dönemlerde mesela eski Türkler ile ilgili çok kitap çevrildi. Mesela Chavan çevrildi Fransızcadan. Gumilov Rusçadan çevrildi. Yani bu artan kitapların içinde bu tür kitaplar da var. Tercümeler belki çok iyi değil ama aslında çoğu tercüme zaten. Çok geniş bir tercüme faaliyeti var Türkçe'ye. Mesela bu Sinor çevrildi işte geçtiğimiz yıllarda. Yani bu kolay bir şey değil. Erken İç Asya tarihi. Güzel. Klasik, önemli bir kitaptır mesela bu da. Yani şimdi kitap falan dedik de sana bir soru var. Bu programın başından beri geliyor. 2002'de Ulubatlı Hasan'ın hiç var olmadığını yazmıştın. Hala söylüyorsun. Evet. Efendim, daha sonra danışmanlığını yaptığı Topkapı Fetih Müzesi'nin panolarında
Ulubatlı Hasan'ın adının geçmesine izin vermiştir. Bu değişimin sebebini açıklayabiliyor mu? Şunu bir anlat. Onu anlatayım. Deminden beri geliyor. Şeyi de söyleyeyim mi derginin isminde çıkan? Hayır. Hiç isim vermiyor. Şimdi bir dergide. Bir tarih dergisinde. Bu ayki tarih dergisinde yazarın birisi kalktı bir iddia attı. Erhan Afyoncu niye değişti diye. Hatırlarsanız Hürriyet Tarihi ikinci sayısında ben bir yazı yazmıştım. Ulubatlı Hasan var olmadı hı-hı diye. İkinci sayısıydı. Beraberdik zaten. O zaman kıyamet kopmuştu. Şimdi o dönemde öyle dedi. Panorama Müzesi'nde niye Ulubatlı Hasan var dedi. Bu şudur. Müzeyi gidip görmeden birisi uydurmadan bir şey yazmış. Bunu yazmış. Derginin editörü de bunu koymuş. Müzeye gitsinler. Benim orada danışmanlığını yaptığım panolarda Ulubatlı Hasan ismi geçiyorsa ben bu işi bırakacağım. Yoksa kendileri o dergiyi kapatıyorlar mı? Bakın açık bir şey söylüyorum. Öyle bir karışık söyledin ki açık yani, olan değil ben anlamadım. Hayır, müzenin panolarında Ulubatlı Hasan ismi geçmiyor. Birisi kendi kendine uydurmuş, dergide böyle bir yazı yazmış. Erhan Afyoncu niye değişti? Kendisi 2002'de Hürriyet Tarih'teki yazısında Ulubatlı Hasan yok derken. Erhan'cığım şunu akademik dille söyleme. Akademik bunun dil. Türkçesi şudur, popüler dildeki. Dur neydi? Pop tarihçiliği değil, öyle diyorlar ya şimdi. Sergiye gitmeden adam uydurmuş. Evet. Yazını söylemiş, yalan yazmış. Evet. Ben öyle bir şey yapmadım. Evet. Sergide öyle bir şey yok diyorsun. Sergi değil, müzede. Müzede öyle bir şey yok diyorsun. Eğer öyle bir şey bulunursa ben bu işi bırakıyorum. Ben, yoksa onlar dergiyi kapatıyorlar. Bunu bu kadar açıkça söylüyorum. Evet efendim. Yani işin enteresanı şu. Yani bir insan görmediği bir işi yazmaya utanır ya. Panolarda yok öyle bir şey. Ulubatlı Hasan diye birisi geçmiyor. Yani çünkü bunu ben yazdım zamanında. Bunu teknik olarak da yazdık. Bunu daha önce yine aynı dergide başka birisi çıktı. Kalktı birisi yine Ulubatlı Hasan bilmem. Hatta şöyle ilginç bir şey oldu. İşte bu minyatür şey bir batı minyatürü var o kuşatmayla ilgili. Hı-hı. Çok kıymetli bir minyatür. O müzedeki panolarda 3-4 yerde kullanıldı. Yani müzeyi görmeden ya insan gider ayıp utanır ya. Yani açık ve net olarak söylüyoruz. Gitsinler o panolarda resmini bulsunlar yayınlasınlar. Bu arada yani yanlış anlamı ben hep Türkiye ile ilgili benim belki söylememem lazım ama açık ve net aynı şey değil mi? Ya, ondan sonra hep vurgu yapıyoruz orada. Tabii ki aynı şey değil. Yani ama. Yani. Kaybettim. Ha bak. Bir soru vardı. Daha doğrusu bana hakaret size görev veriyorlardı. Fakat şeyi kaybettim ama güzeldi.